Selamünaleyküm arkadaşlar. 5. sınıf din kültürü derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son size bir soru sormuştuk arkadaşlar. Ne demiştik? Sizce ülkemizde bazı insanlar niçin çocuklarına Davut ismini koyarlar? Bu sorunun cevabını düşündünüz mü ya da araştırdınız mı arkadaşlar? Peki bir bakalım. Konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ele alacağımız yeni konumuz bir peygamber tanıyacağız. Hangi peygamber? Hazreti Davud Aleyhisselam'ı tanıyacağız arkadaşlar. Evet, Yüce Allah tarih boyunca her topluma peygamber göndermiştir. Allah'ın peygamber göndermediği bir toplum yoktur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de peygamberle ilgili pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in bize tanıttığı peygamberlerden biri de Hazreti Davud'dur. Nasıl ki arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Muhammed'i tanıtıyorsa, nasıl ki Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti Eyüp'ü tanıtıyorsa arkadaşlar, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bizlere Hazreti Davud Aleyhisselam'ı da tanıtmıştır. Hazreti Davud Aleyhisselam diğer peygamberler gibi inanmayanlara karşı tevhid mücadelesi vermiştir. Yani Allah'ın emrini insanlara aktarmak amacıyla, anlatmak amacıyla, insanları Allah'ın birliğine davet etmek amacıyla arkadaşlar bir tevhid mücadelesi vermiştir. Hazreti Davud İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir İsrailoğullarına. Ve Hazreti Davud Hazreti Süleyman'ın babasıdır arkadaşlar. Hazreti Davud Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Kitap verilen dört peygamberden biridir. Biliyorsunuz Tevrat Hazreti Musa, Zebur Hazreti Davud, İncil Hazreti İsa, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed'e verilmiştir arkadaşlar. İşte kitap verilen dört peygamberden birisi de Hazreti Davud'dur. Hazreti Davud'a Zebur verilmiştir. Zebur, Tevrat'tan sonra indirilen bir ilahi kitaptır arkadaşlar. Hazreti Davud henüz çocuk yaşlardayken arkadaşlar, henüz bir çocukken İsrailoğullarının hükümdarı Talut'un ordusuna katılmıştır. Hazreti Davud henüz küçük bir çocukken İsrailoğullarının hükümdarı Talut'un ordusuna katılmıştır. Kral Calut'un ordusuna karşı savaşmıştır Hazreti Davud. Bu savaşta Hazreti Davud Kral Calut'u öldürmüştür. Hazreti Davud daha sonra İsrailoğullarının hem peygamberi hem de hükümdarı olmuştur böylece. Hazreti Davud kendisine verilen bu nimetleri daima Allah'ın bir rızası doğrultusunda kullanmıştır. Hüküm verirken de adaletten asla ayrılmamıştır. Hazreti Davud zırh yapar, kendi el emeğiyle de geçimini sağlardı arkadaşlar. Hazreti Davud ibadeti çok düşkündü. Güzel sesiyle sabah akşam Yüce Allah'ı zikrederdi. Bugün dilimizde Davudi ses deyimi bize ondan kalan bir hatıradır. Demek ki arkadaşlar Hazreti Davud'un sesi güzel olduğu için günümüzde de sesi güzel olanlara Davudi ses deyimi onlar için kullanılıyormuş. Hazreti Davud'un yaptığı bir duayı Peygamberimiz bize aktarmıştır. Allah'ım senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve benim senin sevgine ulaştıracak güzel işler yapmayı isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendinden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl. İşte bu arkadaşlar bu dua Hazreti Davud'un yapmış olduğu bir duadır. Bu duayı da Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere aktarmıştır. Bu hadis de şeyde geçiyor arkadaşlar, Tirmizi'de geçiyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Bakara suresi 251. ayette ona yani Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi. Dilediği ilimlerden ona öğretti. Yine Sa'd suresi 26. ayette ey Davud biz seni yeryüzünde halife yaptık. O halde insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Heva ve hevese uyma yoksa bu seni Allah yolundan saptırır. Demek ki arkadaşlar insanlar heva ve heveslerine uyarsa Allah'ın yolundan uzaklaşırlar. Önemli olan Allah'ın rızasına uygun bir şekilde hareket etmektir. Peki Peygamberimiz ne buyuruyor? Allah'ın en çok hoşnut olduğu oruç Davud'un orucudur. O yılın yarısını oruçlu geçirirdi.
Yüce Allah'ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davud'un namazıdır. O gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu. İşte arkadaşlar, Davud aleyhisselam bizlere bu şekilde örnek olmuştur. Evet çocuklar, şimdi biz Hazreti Davud'dan bahsettik. Şimdi size bir soru soracağım ve siz bu sorunun cevabını bir düşünün. Sonraki videomuzda buradan devam edeceğiz. Dua ederken neler hissediyorsunuz arkadaşlar? Bunu bir düşünün bakalım. Dua ederken neler hissediyorsunuz? Bunu siz düşünün. Sonraki dersimizde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.